Bir geriye şöyle bakın Zeliha Hanım. Buradaki değerli dostlarım da herhalde bunu görmüşlerdir. Ya yurt dışı seçimlerinde müthiş bir katılım oranı. Aman Allah'ım, yani geçen seçimlerle kıyaslanamaz. Millet sandıklara koşuyor filan. Öyle mi? Buyurun rakamlara bakalım. Amerika'da %36 katılım oranı var. Onu biliyoruz. Öyle bir şey geldi ama diğer tarafları da buyurun. Ben size toplamana dair bir şey söyleyeyim. 2018 yılındaki seçimlere katılım olanı bitmiş zaten. Hani geçmişte bir seçim olduğu için net rakam verebiliyoruz. 50.1 Zeliha Hanım. Şu anda tamamlanmak üzere, sadece gümrüklerle ilgili kısa bir süreç daha kaldı. Yani gümrüklerde oy kullanmanızla ilgili. Artış oranı sadece %1.2. Yani yurt dışı seçimlerine katılım oranı, yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlere katılım oranındaki artış sadece %1.2. Tabii bu nihai rakam değil de bugün son oluyor ya, artık birkaç gün sonra değil oluruz. Ama evet. Yani nereye kadar geleceği, hadi %1 daha artsın, hadi %1.5 daha artsın. Çünkü gümrük kapılarında oy kullanma oranı zaten belli bir düzeyde olabiliyor. Çünkü yolculuk yapan vatandaşımız, hatta bazen sadece gümrük kapısına gelip oyunu kullanıp dönen insanlarımız bile oluyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tartışmaları biraz bir sakin yürütmekte fayda var. Yani mesela bu önümüzdeki seçimle ilgili de rekor katılımdan bahsediliyor. Şimdi anket falan işlerine giremediğimiz için Sayın Kulat da burada. Yok, evet. Kemal'in de saha izlenimleri var. Valla ben o kadar da emin değilim. O kadar bir rekor katılım olacağı yolunda. Biz zaten seçim katılımları çok yüksek bir toplumuz. Yani 2018'deki katılımlar bir seçimde 84. %84. Evet. Diğerinde %86, yani böyle yüksek rakamlarla zaten katılım oluyor. Şimdi bir de saha ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Kayseri'deydim cumartesi günü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingini yakından takip etme imkanım oldu. Yani her şehrin kendince bir dengesi var Zeliha Hanım. Sizin daha fazla ilgilendiğiniz alanlar, ama mesela Kayseri'de şehrin ticari geleneği, dayanışması, o ticaret kültürü şehri daha böyle ayakta tutmuş. Mesela bu çok diğer şehirlerin birçoğunda karşılaşamayacağımız bir manzara. O bakımdan hani insanların ekonomiyle ilgili, hayat pahalılığı ile ilgili şikayetleri diğer şehirlerden, gidip gördüğüm yerlerden bir tık daha aşağıda, daha düşük. Ama şöyle bir şey var, bakın ben bunu çok önemsedim. Çok söylendi biz esnafı gezerken. Ya artık ne yapıyorsanız yapın, şu seçim bitsin ve biz de yolumuza devam edelim. Paramızı kazanalım, ülkede kazansın, yatırım yapalım, üretelim. Şimdi yavaş yavaş seçime doğru yaklaşırken bunu da gözlemlediğimi söyleyebilirim. Bu tartışmalarla ilgili seçmen de evet, politik düzey, işte tartışmaların düzeyi, hassasiyet yüksek, ama bıkkınlık da başladı. Evet. Yani yeter artık. Yani bir buçuk yıldır bunları tartışıyoruz. Muhalefet erken seçim diyor, iktidar hayır, zamanında seçim diyor, işte zamanında seçim 3 aşağı 5 yukarı yapılıyor. Bir an önce Türkiye bu eşiği aşsın ve yoluna devam etsin kaygısı, yaklaşımının da ben sahada giderek hakim olmaya başladığını düşünüyorum. Ben de bütün bu olup biten, bizi çok üzen, rahatsız eden hadiselere rağmen Türkiye'nin seçim güvenliğiyle ilgili ciddi bir problem yaşamadan yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi siyasetin dili bu konuda çok çok önemli. Hiçbir hadiseyi de küçük görmemek, önemsiz görmemek gerekiyor.